İşte onu ifade edeyim. Bu medya tur Türk Konseyi çerçevesinde gerçekleştiriyor. Üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve aynı zamanda bizim gözlemci ülkemiz Macaristan'dan da basın mensupları, gazeteciler burada bulunuyor. Daha önce hazırlanmış bir programa göre bu düzenleniyor. Çünkü bizim biliyorsunuz Türk Konseyi çerçevesinde diğer alanlarla, işbirliği alanlarıyla beraber medya ve enformasyon alanında da işbirliği mekanizmamız var. Bu bakanlar, zaman zaman biz bakanlar toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu sene Nisan ayında Bakü'de bakanlar ve kurum başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Faaliyet planı oluşturulduk 2021-2022 seneleriyle ilgili ve bu program çerçevesinde de bu toplantıları biz basın üye ülkelerin gazetecileri, basın mensupları arasında işbirliğini daha da bir etkin hale getirmesi için bu toplantıları düzenliyoruz. Ve bu çerçevede de biz bugün Mediatur, Türk Konseyi ve Azerbaycan'ın davetiyle bizim işgalden azat olmuş topraklara gerçekleştiriyoruz, hayata geçiriyoruz. Burada amaç bizim üye ülkelerin basın mensuplarının gözüyle işgalden azat olmuş Azerbaycan tarihi topraklarını görmek, buradaki dağıntıları Ermenistan tarafından dağıtılmış medeni kültürel abidelerimizi görmek. Çünkü bu tek işte Azerbaycan'ın değil, bu aynı zamanda Türk İslam medeniyeti abideleridir. Tarihi abidelerimiz dağıtılmış. Dünden bugüne kadar sizle beraber biz geziyoruz. İster Fizuli, ister Zengilan, Cebrail bölgelerini gezdik. Dağıntılarını siz kendi gözlerinizle gördünüz. Hatta gördüğünüz gibi bu mezarlıklar bile dağıtılmış, viran koyulmuş. Bunların aynı zamanda diğer taraftan sevindirici hal ondan ibaret ki artık her taraf 8-10 ay geçmesine bakmayarak, 7-8 ay geçmesine bakmayarak bütün bölge şantiye halinde. Yollar yapılıyor, restore ediliyor ve arkamızda gördüğünüz bu Gence Kalası da artık en yakın zamanlarda restore edildi. Diğer taraftan da söyleyebilirim, diğer taraftan amaç buraya gelmekte bizim basın üye ülkelerimizin basın mensupları, gazetecileri arasında iletişimi sağlamak, dostlukların kurulması, aynı zamanda ortak faaliyet göstermek. Biliyorsunuz Türk dünyasına karşı zaman zaman basında, bu 2. Karabağ Muharebesi'nde de biz bunu gördük, basında ifadeler, yanlış malumatlar ötürülüyordu Avrupa basınında diğer. Bununla birge mücadele yapmamız lazım. Sosyal şebekelerde birce mücadele yapmak lazım. Ve aynı zamanda buradan fırsatten istifade edip ben Türk medya kuruluşlarına, Türk gazetecilerine teşekkürümü bildiriyorum. Çünkü 44 günlük Karabağ Savaşı'nda bizimle beraber omuz omuza, ister masada, ister sahada, ister savaş bölgelerinde bizimle beraber Karabağ gerçeklerini, savaş gerçeklerini bütün dünyaya çatdırdılar. Biz çok hoşbəxtik ki, 30 ildən sonra nəhayət bu torpaqları gördük. Şuşada mən birinci dəfəyəm. İlk öncə Ağdamda, Suqovuşanda, Zəngilanda və Qubadlıya artıq getmişik. Əlbəttə ki, mən 31 yaşım var. Mən bundan qabaq bu torpaqları görməmişəm. Çünki artıq işğal altındaydılar. Əlbəttə ki, biz çox xoşbəxtdik ki, münaqişə qurtardı. Və artıq biz öz torpaqlarımızı görə bilirik, gəzə bilirik. Və qonaqları da çağıra bilirik. Və siz də bunu görürsünüz. Xoşbəxtdir. Ermənilərin yaptığı bu şeylərdə nələr gördünüz? Əlbəttə ki, biz şoktayıq da sizin kimi. Məncə, bunu görəndə biz fikirləşirik, bunu insan necə yapa bildi? Görürsünüz, özünüz də görürsünüz, məsələn, Ağdamda heç bir dənə sağ ev qalmayıb. Ümumiyyətlə, bu elə bir ölü bir şəhər oldu. İnanırıq ki, bir neçə ildən sonra Ağdam yenə də bir Bakı kimi, Şuşa kimi və artıq ora insanlar qayıda bilərlər və yenidən yaşayacaqlar. Çünki indi Ağdama gedəndə adam ancaq ağlayır. Çünki bizim ürəyimiz ağrıyır ki, bu gözəl bir şəhərdən heç nə qalmayıb.
Evet, dün 2 gün boyunca biz işgalden azat edilmiş Azerbaycan regionlarını ziyaret ettik. İlk önce Füzuli'ye gittik, Cebrail'e gittik. Orada görüntüler çok kötüydü. Gerçekten bir hayatın hayat yok. Yani her şey yıkıntıda bulunuyor. Duvarlar, evler, hep şey bozulmuş, dövrülmüş, kabristanlıklara aktarılmış, devrilmiş. Bu yani bizim çok bir kötü bir his veriyor. Bu inanılmaz bir şey aslında. İnsanlık dışı bir şey. Evet, gördüğümüz gibi arka tarafta insanların yaşadığı evler bozulmuş. Yani füzeler insanların gece uyuduğu zaman düşmüş ve aniden her şey bozulmuş. Yani gerçekten bu yani insan dışı bir sorun diye düşünüyorum. Soru. Türk Konseyi'nce düzenleniyor bu medya turu. Türk Konseyi tarafından düzenleniyor. Bu medya turuna katılmaktan, bu organizasyonun yapılmasından mutlu musunuz? Ne açıdan önemli bu sizce? Evet, aynen bu tur yani bizim Türk dili konuşan ülkeler ve Balkan ülkeleri için büyük bir şans oldu diye düşünüyorum. Çünkü siz haberden seyrettiğiniz, gördüğünüz, okuduğunuz malumatlar kendiniz gördüğü gibi olmaz. Yani kendi gözünüzle görmek, hamsını yerel sakinlere danışmak, onların tarihlerini dinlemek bu başka bir duygu verecek. Yani bence bu büyük bir şans diye düşünüyorum ve gelecekte böyle bir faaliyetler, eylemler olursa bence bir yaxşı bir güzel bir şey. Çok güzel.